Evet, merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yine Scratch'ten devam ediyoruz. Scratch'e nasıl girdiğimizi bir hatırlayalım arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Google'a Scratch yazıyorduk. Çıkan ilk site arkadaşlar bizim direkt Scratch'in kendi sayfasına yönlendiriyordu. Gördüğünüz gibi Scratch Imagine Program Share yazıyor. Buraya tıkladığımız anda arkadaşlar bizi direkt kendi sitesine yönlendiriyordu. Karşımıza böyle bir sayfa geliyordu arkadaşlar. Biz bu sayfadan istersek direkt projemizi yapmaya başlayabiliyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorduk? İki tane yer vardı. Birisi arkadaşlar bakın şurada oluştur. Bir de buradaki arkadaşlar menü. İkisinden birisine tıkladığımız anda arkadaşlar bizi direkt olarak proje sayfasına yönlendirecektir. Ama size tavsiyem arkadaşlar bu siteye üye olmanız. Yani şuradan Scratch'e katıl diyerek bu siteye üye olun ki yaptığınız projeler arkadaşlar hesabınızda kayıtlı kalsın. Ve istediğimiz zaman paylaşabiliriz. Diğer arkadaşlarımızla yaptığımız oyunları karşılaştırabiliriz. Bunlar için arkadaşlar üyelik gerekiyor. Eğer üyeysek de burada giriş menüsünden arkadaşlar ne yapıyoruz? Sayfamıza giriş yapabiliyoruz. Evet, ben giriş diyorum arkadaşlar. Buradan yazıyorum. Sonrasında şifremi yazıyorum arkadaşlar. Evet, şifremi yazdıktan sonra giriş tuşuna bastım. Artık kendi özelleştirilmiş sayfam karşıma geliyor arkadaşlar. Buradan ne yapıyorduk? Oluştura tıklıyorduk arkadaşlar girmek için. Eğer daha önce yaptığımız projeleri görmek istiyorsak arkadaşlar bakın burada kendiminkiler var. Şurada arkadaşlar bakın burası. Şu menü kendiminkiler menüsü. Buraya tıklayarak önceki yaptığımız projeleri görebiliyorduk arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şuradan arkadaşlar oluştur menüsüne tıklıyorum ve beni proje sayfasına daha doğrusu editör sayfasına yönlendiriyor arkadaşlar. Buranın açılması internet hızına göre arkadaşlar değişiklik gösterebilir. Bazen uzun, bazen kısa. İnternetimiz hızlıysa o an arkadaşlar hemen açılacaktır. İnternetimiz yavaşsa arkadaşlar herhalde şu anda bir yavaşlık var. O yüzden biraz uzun sürüyor arkadaşlar açılması. Evet, projemiz geldi arkadaşlar. Proje sayfamız geldi. Başlarken eğer fikriniz varsa yani herhangi bir diyelim ki oyun falan yapacaksanız arkadaşlar hemen şuradan bakın arkadaşlar hemen bir isim verip kaydedin. Buraya arkadaşlar mesela ne diyelim? İşte ne olsun? Uygulama sıra 1 diyelim arkadaşlar. Evet. Enter tuşuna bastım ya da herhangi bir yere bastım dışarıda. Artık burası uygulama 1 olarak kayıtlı olacaktır. Yani bir sonraki girişimizde şu kendiminkiler kısmından arkadaşlar uygulama 1 yazana tıkladığımızda kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi arkadaşlar geçen hafta hatırlarsanız bu arayüzü hızlı bir şekilde tekrar etmiştik. Daha sonra arkadaşlar buradaki kuklamızdan bahsetmiştik. Arka tarafındaki sahnelerden bahsetmiştik. Hareket menüsüne giriş yapmıştık arkadaşlar. Geçen hafta ne görmüştük? 10 adım git. İşte 15 derece saat yönünde, 15 derece saat yönünün tersinde, rastgele konuma git. Veya istediğimiz bir konuma git gibi arkadaşlar bu komutları geçen hafta görmüştük. Şimdi bunlar arkadaşlar şöyle hızlıca bir tekrar edelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. 10 adım git ne yapıyordu arkadaşlar? Nesnenin bakmış olduğu yöne doğru ilerliyordu. Nesne arkadaşlar bakın yönünü şuradan ne yapıyorduk arkadaşlar? Tespit ediyorduk 90. Tam sağ taraf arkadaşlar 90'dı hatırlarsanız. Üst taraf 0'dı. Aşağı taraf 180'di. Ve arkadaşlar sol taraf ise eksi 90 derece idi. Şöyle arkadaşlar eksi 90 dereceydi. Şuradan baktığımız zaman arkadaşlar 0, 1, 2, 3 şeklinde artıyor arkadaşlar. 90 işte 91, 92, 93 şeklinde. Sol tarafa ise eksi olarak sıfırdan sonra eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 90, eksi 91, eksi 92 falan arkadaşlar eksi işte 179'a kadar geliyordu. Bu şekilde bir yönümüz vardı.
Burada hangi yön seçiliyse şu anda bakın arkadaşlar tam sağdan 90 derece seçili. 10 adım git artık baktığı yöne doğru ilerleyecekti. Ben buradan yönünü mesela aşağı doğru çevirdim diyelim arkadaşlar. 10 adım git bu kez aşağı tarafa doğru gidecektir. Evet. Burayı tekrardan sağa doğru getirelim. Şu şekilde. 15 derece dön saat yönünde bakın arkadaşlar ya da sağ tarafa doğru. Bir de sol tarafa doğru 15 derece dönüyor arkadaşlar saat yönünün tersi. Bakın sağ tarafa doğru dön dediğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ tarafa doğru nesne kendi ekseni etrafında dönüş yapıyor ya da sol tarafı seçtiğimiz zaman arkadaşlar sol tarafa doğru dönüş yapıyor. Burada fark edeceğimiz bir nokta var. Burada arkadaşlar şu yönüne bir bakalım. Yön döndükçe arkadaşlar değiştiğini göreceksiniz. Bakın şu anda kaçmış 136. Bunu bir sıfır yapalım en yukarı baksın. Şimdi saat yönü yani sağ tarafa doğru 15 derece dedim arkadaşlar. Yön 15 oldu. 30, 45, 60, 75, 90, 105 şeklinde arttı bakın. Tam tersi tarafa doğru yani sol tarafı seçtiğim zaman ise arkadaşlar 90, 75, 60, 45 şeklinde azalıyor. Sıfıra geldik bakın. Bu kez eksi 15, eksi 30, eksi 45 şeklinde arkadaşlar gördüğünüz gibi azalıyor ve yön ne yaptı? Değişmiş oldu arkadaşlar. Arkadaşlar biz konumu neyle belirliyorduk? Konumu bakın arkadaşlar burada x ve y olanla belirliyorduk arkadaşlar. X ve y olan bakın x bizim yataydaki yerini belirliyordu arkadaşlar. Y ise dikeydeki olan yerini ne yapıyordu? Belirtiyordu. Tam orta nokta neydi arkadaşlar? Sıfıra sıfırda. Sıfıra sıfır seçtiğimiz anda arkadaşlar tam nesne ekranın şu çalışma alanı arkadaşlar tam ortasına geliyordu. Şimdi ben buradan rastgele bir konuma git dediğim zaman arkadaşlar bakın nereye gitti? İşte 31 x'i 31 arkadaşlar y'si ise eksi 85'e gitti. Başka gördüğümüz gibi buraya geldi. X konumu 188 olmuş. Y konumu 69 olmuş arkadaşlar. Evet. Bu şekilde rastgele bir konuma gönderiyordu. İstersek bunu elimizle kendimiz girebiliyoruz arkadaşlar. Bakın mesela bir oyun yaptınız diyelim. Tam orta noktadan başlayacak her seferinde. Evet, sıfıra sıfırı seçtim. Tam orta noktaya kendim ne yaptı? Getirdim arkadaşlar. Buraya kadar zaten geçen hafta hatırlarsanız gelmiştik. Şimdi arkadaşlar bir saniyede rastgele bir konuma gitsin. Bakın arkadaşlar. Evet, bir saniye içerisinde ne yapıyor? Rastgele bir konuma gidiyor. İsterseniz buradaki saniyeyi arttırabilirsiniz. Mesela 3 saniye falan. 3 saniyede gideceği konuma gidiyor. Veya düşürebilirsiniz. Mesela yarım saniyede gitsin arkadaşlar. 0,5. Gördüğünüz gibi bu kez biraz daha hızlı hareket edecek. Daha da hızlı hareket etmesini istiyorum. Saniyenin mesela onda 1 arkadaşlar. 0,1. Bakın oldukça hızlı ne yapıyor arkadaşlar? Hareket ediyor. Evet. Veya bir saniyede istediğimiz noktaya gitsin. Diyelim ki arkadaşlar şuradan hatta bir tane top alalım daha güzel olur. Şimdi yapacağımız uygulama. Mesela basketbol topunu aldım diyelim arkadaşlar. Şimdi şu kedimizi bir çıkaralım. Bir de dekor ekleyelim. Hazır yapmışken şöyle bakalım arkadaşlar dekorlardan şöyle basket sahası vesaire var mı? Bakalım bakalım. Evet. Basketle ilgili arkadaşlar. Şöyle. Şu olsun mesela arkadaşlar. Güzel. Şimdi diyelim ki top buraya gitti arkadaşlar oyun sırasında. Mesela adam işte diyelim ki buradaki kişi atışını yaptı. Top şuraya gitti. Tamam mı? Tekrardan ben bunun arkadaşlar atış alanına gelmesini istiyorum. Mesela tekrardan bir saniye içerisinde arkadaşlar sıfıra ya da kaça sıfıra sıfır neresi oluyormuş bakalım çalıştıralım burası. Hayır ben şuraya gelmesini istiyorum arkadaşlar. Bakın topu buraya getirmek istiyorum. Burası kaçmış? X'i 190, Y'si eksi 93'müş. X'i 190, Y'si de eksi 93. Eksi 90 3 diye yazdık arkadaşlar. Şunları da şöyle biraz büyütelim. Daha rahat görünsün. Evet. Buraya gelmesini istiyorum. Diyelim ki basket topumuzu attık. Top buraya geldi arkadaşlar.
Yeni bölüm başlayacak, yeni atış başlayacak. Evet, tekrar topu buraya getirdik. Bakın daha güzel, daha hoş bir görüntü oldu değil mi? Bu şekilde arkadaşlar işlemler yapabiliriz. Dedik arkadaşlar. Sonrasında tekrardan kedimizi ekleyelim buraya. Evet, kedimiz, evet şu kediyi ekleyelim arkadaşlar. Kedimiz de burada olsun ki diğer işlemleri yapalım. Sonrasında 90 yönüne yönel. Arkadaşlar buradan direkt açıyı verebiliyoruz. Bakın şurada açılar arkadaşlar direkt veremiyorduk. Sadece işte 15 derece döndü. Mesela diyelim ki 90 yönüne bakıyoruz arkadaşlar. İşte kaç olacak? 105 olacak. Ya da tersi işte kaç olacak? 75 olacak. Ama ben direkt yön vermek istiyorum arkadaşlar. Bakın 90 yönüne dön ya da eksi 90 yönleri olsun arkadaşlar. Bakın tıkladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yaptı? Eksi 90 yönüne döndü. Sonra bu eksiyi silelim. Tekrardan 90 yönüne baksın. Evet. Sonrasında arkadaşlar bakın. Fare imleciğine doğru yönel. Yönel. Veya arkadaşlar basket topuna yönel. Bunları ileride kullanacağız. Gayet güzel uygulamalar olacak arkadaşlar. Seçtiğiniz arkadaşlar şu anda iki tane ya bir top var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de ne var? Burada kedi var. Bunları birbirine eşleyebiliyoruz. Şimdi fare imlecine yönelsin arkadaşlar. Bakın buradan pek bir şey anlamıyoruz. Ama şöyle yaptığım zaman daha kolay anlaşılacaktır. Kontrol menümüze gelelim. Sürekli tekrarla. Bu bloklardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şu anda çok dert etmeyin. Sürekli tekrarla da zaten çok basit mantık var. İçine ne koyarsanız sürekli olarak arkadaşlar bunları yapacaktır. Şimdi bakalım. Bir de çalışması için arkadaşlar şuradan yeşil bayrağı tıklanıldığında alalım. Yeşil bayrağı tıklanıldığında başlayacak ve sürekli olarak kedi arkadaşlar benim fare imlecim neredeyse oraya doğru bakacak. Bakalım çalıştırıyorum bakın. Sürekli olarak arkadaşlar benim faremi ne yapıyor takip ediyor bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bir oyun yapacağımız zaman mesela basketbol ya da futbolla ilgili olabilir veya başka bir şey olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürekli olarak ne yapıyor? Benim farem neredeyse, fare imleci neredeyse o tarafa doğru bakıyor arkadaşlar. Evet. Tekrardan hareket menümüze geldik. Eğer ben burada arkadaşlar basket topunu seçmiş olsaydım, bakın basket topunu seçtim. Şu anda sadece basket topuna bakıyor arkadaşlar. Basket topunu ben yerini değiştirirsem gördüğünüz gibi arkadaşlar basket topu nereye giderse benim kedi de oraya doğru bakıyor arkadaşlar. Evet. Gayet güzel. Sonra ne var? X konumunu 10 değiştir. Şimdi arkadaşlar şuradan dekorları bir değiştirelim. Saf beyaz olanı seçelim tekrardan arkadaşlar. Evet, kedimize geldik. Şu basket topunu da bir silelim. Kafamız karışmasın arkadaşlar. Yönünü de 90 dereceye doğru getirelim şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar şunları da çıkarttım. X konumunu 10 değiştir. Şimdi X konumu ne yapıyordu? X konumu arkadaşlar kedimizin ya da kuklanın yataydaki yerini belirliyordu arkadaşlar. Yataydaki yerini belirliyordu. Şimdi bakın arkadaşlar ben burada X konumunu 10 değiştir dersem ne yapacak bu? Arkadaşlar Y'de yani yukarı aşağı hareket etmeden sadece sağa ya da sola hareket edecek. Şu anda artı yani arkadaşlar önünde eksi olmadığı için artı kabul edilir. O zaman X konumu sürekli artacak. Şu anda X konumu kaçmış? 15'miş arkadaşlar. Şu şekilde 15, 25, 35 her tıklandığında artarak arkadaşlar sağ tarafa doğru ilerleyecek. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi 35, 45, 55, 65, 75 şeklinde artıp gidiyor arkadaşlar. Azaltmak için sadece ne yapıyorduk? Önüne eksi koyuyorduk. Eksi 10 değiştirirsek de azalıyordu arkadaşlar bakın. Evet, bu kez de arkadaşlar azalıyor eksi konumu. Şu anda eksi 15'e geldi. Eksi 25, eksi 45, eksi 65 şeklinde azaldı gitti. Aynı şekilde Y konumunu da arkadaşlar ben değiştirebilirim. Y konumu da yataydakine hiç müdahale etmiyor arkadaşlar. Dikey olan yani şu şekilde arkadaşlar yukarı ya da aşağı hareket etmesini sağlayacaktır. Bakın
10 değiştir. 10 önünde işaret olmadığı için artı anlamına gelecek arkadaşlar. Yukarıya doğru hareket edecek. Bakın. Yukarıya doğru hareket etti. Sonra arkadaşlar eksi koyarsam önüne aşağı doğru hareket edecektir. Bakın. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aşağı yukarı hareketini bununla sağlamış olduk. Şimdi birazdan bununla ilgili bir uygulama yapacağız arkadaşlar. Bir tane top alacağız. Basket topunu sektireceğiz böyle. Bunun uygulamasını yapacağız. Bir de arkadaşlar manuel olarak sadece x konumunu istediğimiz bir değere gönderebiliriz. Yani mesela ben bu kediyi alıp arkadaşlar y konumunu yani yukarı aşağı etkilenmeden direkt ben en sağ tarafa doğru göndereceğim. En sağ tarafa doğru mesela ben buraya 200 yazayım arkadaşlar. Bakın ta evet ne yaptı? Ekranın kenarına kadar gelmiş oldu. Ya da eksi 200 yazarsın arkadaşlar. Bakın bu kez de ekran sol tarafına doğru geldi. Aynı şekilde ben bu kez arkadaşlar yataydaki konumunu değiştirmeden dikeydekini değiştirmek istiyorum. O zaman da y konumunu istediğimiz bir değer verebiliriz. Mesela y konumu 150 olsun arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkaralım bakın. Ya da eksi verelim en aşağı doğru insin. Gördüğünüz gibi ne yapabiliyoruz? Sadece x ya da sadece y değerlerinde konum değerlerinde buradan değiştirebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar kenara geldiyse sektir diye bir komut var. Aslında bunu Python'a benzer bir uygulamada kullanacağız. Bu da güzel bir uygulama arkadaşlar komut. Bunun da amacı şu arkadaşlar. Bir nesnenin kenara gelip değip değmediğini tespit ediyor. Eğer değerse arkadaşlar yönünü tam tersine çeviriyor. Bunu da uygulamada görelim. Şu anda pek bir şey anlaşılmayacaktır. Dönüş stilini sağ sol yap arkadaşlar. Döndürme ve tüm yönlere var. Şimdi bu da şu anlama geliyor. Diyelim ki arkadaşlar ben dönüş stilini sağ solu seçersem şuradan arkadaşlar bakın eksi 90'a getirdiğim zaman bakın kedi ters durmadı. Eğer döndürmeyi seçersem bundan sonra arkadaşlar yönden ne yapmayacak? Etkilenmeyecektir çalıştırdığım zaman. Bakın kesinlikle yönden etkilenmiyor. Sadece sağ tarafa bakıyor. Ve tüm yönleri seçer ve çalıştırırsam arkadaşlar bu kez de istediğim tarafa doğru döndürebiliyorum. Bu da bazı uygulamalarda faydalı olacaktır arkadaşlar. Evet, bir de burada x konumu, y konumu ve yön var. Bunlar aslında arkadaşlar birer değişkendir. Değişkeni de kısmet olursa haftaya bahsedeceğiz arkadaşlar. Değişken dediğimiz şey aslında içinde bilgi tutan bir arkadaşlar ne diyelim kutu gibi bir şeydir. Ben buradan bakın yanında kutucuk var. Kutucuğu işaretlersem arkadaşlar cat aslında şuradaki kuklanın adı. Ben bunu kedi olarak değiştireyim. Kedi dedim arkadaşlar. Kedinin x konumu eksi 3'müş. Yanındaki y konumunun yanındaki tik işaretini koyarsam arkadaşlar bakın y konumda çıkacak. Bu da 7'ymiş. Ve yönünün yanındaki kutucuğu da işaretlersem yönünü de arkadaşlar bakın şuradan derece olarak görebiliyorum. Gördüğünüz gibi. İsterseniz bunları kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi buraya kadar gördüklerimizle arkadaşlar şimdi basit uygulamalar yapalım. Sadece hareket menüsünü kullanacağız arkadaşlar. Tabi olaylardan yeşil bayrağı tıklanıldığında alacağız. Ve arkadaşlar bir de şuradan klavyeden herhangi bir tuşa basılınca mesela burada boşluk var ama ben istediğim tuşu seçebiliyorum. Bunu ve yeşil bayrağı kullanacağım. Hazır yeri gelmişken bu olaylardan da bahsedelim. Olaylar arkadaşlar aslında bir oyunun, projenin veya herhangi bir arkadaşlar ne diyelim olayın aslında doğru olayın arkadaşlar nasıl başlanacağını belirtiyor. Bunu da tabi ilerleyen zamanlarda daha detaylı göreceğiz arkadaşlar. Ama şimdilik şu ikisini bilmemiz yeterli. Bakın yeşil bayrak var. Yeşil bayrak şurası arkadaşlar. Yeşil bayrağa tıklanıldığında başlamasını istediğimiz şeyleri şu bloğun altına yazıyoruz arkadaşlar. İstediğiniz kadar blok kullanabiliyorsunuz. Mesela şöyle söyleyeyim. Diyelim ki arkadaşlar ben birkaç tane alıp böyle koyup alt alta kod yazabilirim. Hepsi birbirinden farklı olabilir. Bunları arkadaşlar bu şekilde çalıştırabilirim.
Şuradaki ise boşluk tuşuna basılınca yazıyor ya arkadaşlar. Aslında bu klavyenin herhangi bir tuştur. Şu anda boşluk tuşu seçili. İsterseniz siz buradan mesela A tuşunu seçebilirsiniz. Ya da yön tuşlarını seçebilirsiniz arkadaşlar. Fark etmiyor. O tuşa basılınca yapmasını istediğiniz şeyi bu bloğun altına arkadaşlar yazdıracaksınız kodları. Şimdi ben buradan şunları çıkarayım. Yeşil bayrağı tıklanıldığında alalım arkadaşlar. Sonrasında kontrol menüsünden arkadaşlar şu iki tane öğeyi de kullanacağım. Bunlardan da bahsedeyim. Yine yeri gelince onlardan detaylı bahsedeceğim. Sürekli tekrarlayı zaten biraz önce kullanmıştık. Arkadaşlar bu bloğun içerisine neyi koyarsanız siz durduruncaya kadar devam edecektir. Mesela arkadaşlar ben 10 adım git dedim. Sürekli olarak 10 adım gidecek. Ben ne zaman ki durdurursam bu da 10 adım gitmeyi o zaman durduracak arkadaşlar. 10 buradaki 10 defa tekrarla da aynı sürekli tekrarla gibi ama arkadaşlar tek fark siz burada verdiğiniz sayı kadar tekrar eder. Yani ben bunun içerisine 10 adım gidi koydum ya 10 kez 10 adım git. Ya da şuraya 5 koyayım arkadaşlar. 5 kez 10 adım gidecek. İkisi arasındaki mantık bu. Bunları da kullanacağız arkadaşlar. Şimdi şuradan 5 defa tekrarlayı bir alayım. Benim arkadaşlar amacım şu. Bir tane de basket topu alayım. Daha rahat, daha güzel görünsün. Şöyle bir de basket topu aldım arkadaşlar. Şu kedi de neyse kedi dursun arkadaşlar. Bir şey yapacağım. Şuradan dekorlardan pardon zaten eklemiştik dekorlarda. Şuradan basketbol sahasını tekrardan seçelim. Şimdi kedimizi arkadaşlar yönünü şöyle döndürelim. Ve böyle ters durmasını istemiyorum arkadaşlar. Ters durmadan ne yapıyorduk? Şuradan dönüş stilini arkadaşlar sağ sol yapı seçiyorduk ki ne yapsın arkadaşlar? Evet, böyle düzgün dursun. Şimdi kedimiz arkadaşlar şurada dursun. Önünde de basket topu var. Bu basket topunu da arkadaşlar şöyle sekmesini istiyorum. Basket topu biraz büyük duruyor. Bunu küçültelim arkadaşlar. Mesela ne olsun? İşte 75'e küçültelim. Şöyle önünde dursun. Şimdi benim istediğim şu topun şöyle sekmesi arkadaşlar. Şimdi gelelim. Ne yapıyorduk? Olaylardan yeşil bayrağı tıklanıldığında alıyordum. Sonra arkadaşlar şu 10 defa tekrarlayı alayım. Hareket menüsünden arkadaşlar ne yapacağım? Şimdi bakın bu basket topunun arkadaşlar önce yukarıya doğru hareket etmesini sağlayacağım. Yani Y konumunu önce artıracağım. Sonra arkadaşlar Y konumunu tekrardan eski haline gelebilmesi için ne yapacağım? Azaltacağım. O zaman 10 defa yukarı çıksın. Y konumunu arkadaşlar 10 defa yukarı çıksın. Sonra tekrardan buradan arkadaşlar 10 defa azalsın ki eski yerine dönebilsin. O zaman şuradan Y konumunu eksi 10 değiştir. Eksi 10 değiştir. Seçtim arkadaşlar. Bir çalıştıralım. Evet, bu kez çok çıktı arkadaşlar. Şöyle yapalım. 5 değişsin. Eksi 5 değişsin arkadaşlar. Şöyle. Evet. Bir çalıştıralım. Evet, şimdi fena değildi. Şöyle kedimizi de biraz yukarı alalım. Şöyle bakayım. Şu anda kediyle ilgili herhangi bir şey yapmayacağım için kedinin kodlarını sildim. Sadece basket topuyla ilgili. Evet, çalıştırdım arkadaşlar. Yukarı inip çıktı bakın. Her çalıştırdığımda yukarıya inip çıkıyor bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Ama ben bunu istemiyorum. Sürekli olarak böyle yapsın. Tamam mı arkadaşlar? Sürekli olarak böyle yapsın. Bunun için de kontrol menüsünden sürekli tekrarlayı alayım arkadaşlar. Diğerlerini sürekli tekrarların içine bıraktım. Çalıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi artık arkadaşlar sürekli olarak ne yapıyor? Topumuz bir yukarı bir aşağı gidiyor arkadaşlar. Sanki sekiyormuş gibi bir görüntü ortaya ne yaptı? Çıkmış oldu arkadaşlar. Evet, gayet güzel. Şimdi değişik bir uygulama yapalım hızlıca. Bu kez arkadaşlar şuradan dekor değiştirelim. Şöyle bir futbol sahası bulalım. Mesela evet şu olabilir arkadaşlar. Şu futbol sahasını alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar şu topun karşıya gidip gelmesini istiyorum sürekli. Burada neyi kullanacağım? Burada şunu kullanacağım. Şu kediyi silelim arkadaşlar. Sağ tıkla silelim.
Hatta basket topunu da silelim bir tane. Buradan arkadaşlar futbol topu bulmaya çalışalım. Varsa şöyle bakalım hızlıca. Sporlara tıklayalım. Evet, futbol topunu bulduk arkadaşlar. Şöyle futbol topu. Ben bunu şu şekilde işlem yapmasını istiyorum arkadaşlar. Karşı tarafa gidecek. Buradan karşıya gidecek. İlerleyen zamanlarda burada arkadaşlar hani bu alanda değil de buna benzer alanlarda kendimiz oyunlar yapacağız. Şimdi burada arkadaşlar ne yapacağım? Öncelikle nasıl başlasın? Yeşil bayrağı tıklanıldığında başlasın. Kontrol menüsünden arkadaşlar sürekli tekrarlayı seçiyorum. Hareket menüsünden arkadaşlar 10 adım gitsin. Tamam mı? 10 adım gitsin. Şimdi bakalım. Ne tarafa doğru gidecek? Öncelikle bunu bir tespit edelim arkadaşlar. Bu top şu anda nereye gidecek? Sağa mı gidecek? Sola mı gidecek? Yukarı mı gidecek? Aşağı mı gidecek arkadaşlar? Nereye gidecek? Önce bunu bir tespit etmemiz lazım. Nasıl tespit ediyorduk? Bakın burada arkadaşlar şu anda hani kedi en azından bir tarafa doğru bakıyordu. Benim baktığı yeri bilebiliyordum ama bu kez arkadaşlar yön yok. Nereden bileceğim? Hemen arkadaşlar bakın şuradaki yön değerine bakacağım. Yön değeri kaçı gösteriyor? 90. 90 neresi, ne tarafta? En sağ tarafta arkadaşlar. O zaman benim bu top arkadaşlar şu anda çalıştırdığım zaman sağa doğru hareket etmesi gerekiyor. Çalıştıralım arkadaşlar. Bakın evet sağa doğru hareket etti. Orada kaldı. Niye? Çünkü ekranın dışına çıkamayacak ve ekranın bittiği yerde duracak. Tamam, güzel. Evet, tekrar çalıştırıyorum ama arkadaşlar bakın ne oldu? Tekrardan hiçbir etkileşim olmadı. O zaman arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Buna bir başlangıç noktası vermem gerekiyor. Onu da şuradan yapalım. Sıfıra sıfır diyelim. Her ben başlattığım zaman ortadan başlasın arkadaşlar. Hatta biraz yukarıdan başladı. Şöyle aşağıya getirmek için arkadaşlar bunu. Y'si kaç olsun? Eksi 80'miş. Şurası eksi 80 olsun arkadaşlar. Evet, çalıştırdım. Çok güzel. Hep aynı yerden başlıyor. Şimdi arkadaşlar kenara geldiyse sek diye bir komutumuz vardı ya. Bunu seçelim arkadaşlar. Bu kenara geldiyse ne yapacak? Yönünü değiştirecek. Bakın arkadaşlar çalıştırıyorum. Evet artık ne yapıyor arkadaşlar? Bakın bir sağa bir sola. Buradaki mantığı da şöyle bir bakalım. Mantık şu arkadaşlar. 10 adım gidecek. Diyelim ki böyle geldi. Kenara geldi mi? Bakacak arkadaşlar. Kenara geldiyse yön değiştirecek. Gelmediyse bir şey olmayacak. 10 adım git. Sürekli tekrarlıyor ya. 10 adım gitti. Kenara geldi mi? Gelmedi. 10 adım daha gidecek. Kenara geldi mi? Gelmedi. Bu şekilde devam edecek. Kenara geldi mi? Geldiyse sektir komutu aslında arkadaşlar buradan ne yapacak? Hemen yönünü değiştirecek. Normalde ne tarafa doğru gidiyordu? Sağa doğru giderken arkadaşlar kenara geldiyse sek komutu ne yapacak? Hemen bunun yönünü değiştirip sol taraf yapacak. O zaman artık arkadaşlar top bu tarafa doğru hareket etmeye başlayacak. Aynı şekilde buraya da kenara gelince ne yapacak? Sağ tarafa doğru hareket etmeye başlayacak. Mantık bu arkadaşlar bakın. Evet. Oldukça basit bir mantığı var arkadaşlar. Evet, bu dersimiz bu kadar arkadaşlar.